Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle atmosfer ve sıcaklık konusunun ikinci bölümünü işleyeceğiz. Burada diğer dersimizde özellikle sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörleri bir bölümünü işlemiştik. Burada da yine sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden ve izoterm haritalarından bahsedeceğiz. Öncelikle sıcaklığın dağılışını etkileyen diğer bir faktörle yani yükseltiyle devam ediyorum. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece, her 100 metrede ise 0.5 santigrat derece azalır. Her 200 metrede 1 derece, her 100 metrede de 0.5 santigrat derece azalır. Bu durumun nedenlerine bakacak olursak, birincisi yeryüzünün yerden yansıyan ışınlarla ısınması, ikincisi havada ısıyı tutan nemin Yeryüzüne yakın kısımlarında yoğunluğunun fazla olması, üst kısımlarda ise yoğunluğunun az olmasıyla ilgilidir. Bir dikkat notuyla devam ediyorum. Dağların yüksek kesimlerinde güneşten gelen enerjinin daha fazla olmasına rağmen ışıma ile daha çok enerji kaybettiği için sıcaklık değişimi daha fazladır. Yani yüksek kesimlerde günlük sıcaklık farkı daha fazladır. Bu durumun temel sebebi de ışımanın etkisiyle enerji kaybetmesidir. Yükselti arttıkça sıcaklığın azaldığına örnekler verecek olursak bir dağ yamacının alt kısımlarında geniş yapraklı ormanların üst kısımlarında ise yine yapraklı ormanların görülmesi bir diğeri ovalara yağmur yağarken dağ yamaçlarına kar yağması bu durumların tamamı yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklığın azaldığına örnek olarak verilebilir. Bunun yanında yükselen havanın bal neminin artması, yine yükselen havanın maksimum neminin azalması, İzmir'den Erzurum'a gidildikçe tarım ürünlerinin daha geç olgunlaşması ve hasat edilmesi örnek verilebilir. Ayrıca bulutların yerden yükseldikçe yoğunlaşması, bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması, İzmir'den Van'a gidildikçe tarım ürünlerinin daha geç olgunlaşması ve daha geç hasat edilmesi örnek verilebilir. Bu durumların tamamını yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterebiliriz. Burada bir dağ yamacına baktığımız zaman özellikle dağın alt kısımlarında daha çok geniş yapraklı ormanların, hemen yükseldikçe karışık yapraklı ormanlara döndüğünü, daha sonra iğne yapraklı ormanları ve dağ çaylarının oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla yükseldikçe bitkilerin yapraklarında bir değişim yaşandığı, bitkilerin çeşitli katlar oluşturduğunu görüyoruz. Bu farklılığın ortaya çıkması yine yükselti sıcaklık ilişkisine örnek olarak verilebilir. Sıcaklığın dağılışını etkileyen diğer bir faktör nem miktarıdır. Nem'in fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha azdır. Burada şunu ifade edebiliriz. Nem sıcaklığı dengede tutar. Bunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle nemin dengeleyici bir unsur olduğunu ifade edebiliriz. Havadaki nem miktarı yükseltiye, denizlere göre konuma, sıcaklığa ve yer şekillerine göre değişir. Şehir ve endüstri merkezlerinde Havada bulunan fazla miktardaki su buharı, karbondioksit ve tuz sıcaklığı daha fazla tutar. Böyle alanlar çevreye göre daha fazla ısınır. Bu ısınmaya ise sera sera etkisi denir. Biz bu ısınmaya sera etkisi adını veriyoruz. Özellikle burada özetle nemin sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin çöl bölgelerinde nem oranı çok az Dolayısıyla çöl bölgelerinde günlük sıcaklık farkı fazladır. Örneğin Ekvatoral iklim bölgesinde nem oranı yüksek baktığımız zaman günlük sıcaklık farkının ya da yıllık sıcaklık farkının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımız zaman sera etkisini görmekteyiz. Solar radyasyon atmosfere geçerken dolayısıyla bunun bir kısmı dünyadan atmosfere yansıyor. Bunun yanında kızılötesi ışınların bazıları sera etkisi yapan gaz molekülleri tarafından yayılıyor. Buna da biz sera etkisi adını vermekteyiz. Nemin fazla olduğu yerlerin özelliklerine bakacak olursak Birincisi günlük sıcaklık farkı azdır. Bunun yanında gece ısı kaybı azdır. Kış yağışları genellikle yağmur şeklinde görülür. Kar yağış oranı aynı enlemdeki karasal yerlere oranla daha azdır. Çünkü nemin fazla olduğu yerlerde ılımanlaştırıcı bir etki ortaya çıkar ve dolayısıyla bu durumda kar yağışının yerine daha çok yağışların, yağmurların görülmesine neden olur. Bunun yanında kar yağışının daha az olmasına. Kış sıcaklık ortalamaları aynı enlemdeki karalara göre ise daha fazla düşmez. Bu Alanlar özellikle nemli bölgelerin özellikleri olarak ifade edilebilir. Sıcaklığın neme göre değişmesine örnekler verecek olursak, birincisi deniz seviyesinden yüksek kesimlerde nem miktarı az olduğu için gündüz alanın enerji fazla tutulamadığı için gece hava birden soğur. Kışın havanın bulutlu olduğu geceler bulutsuz olduğu gecelere göre ılık geçer, bulutsuz geceler ise ayaz olur. Burada da yine sıcaklığın neme göre değişmesinin örneklerini ifade edebiliriz. Kara ve denizlerin dağılışı yine sıcakta etkilen diğer bir faktör. Karalar çabuk ısınır çabuk soğur, denizler ise geç ısınıp geç soğur. Özellikle bu bilgiyi bazı yerlerde yine kullanacağız. Bu nedenle bu ifadenin unutulmaması önemlidir. Karalar çabuk ısınır çabuk soğur, denizlerde ise tam tersi bir durum görülür. Karalarda güneş ışınları 50-100 santimlik bir derinliğe kadar etkilidir. Denizlerde ise 150-200 metre derinliğe kadar etkilidir. Bu nedenle genelde denizde canlı çeşitliliği ilk 200 metreye kadar daha fazladır. Karasal alanlarda yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazlayken denizal alanlarda azdır. Bir dikkat notuyla devam ediyorum yine. Kuzey yarımkürede karaların oranı Güney yarımküreye göre daha fazla olduğu için Kuzey yarımkürede günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha fazladır. Hemen bir örnek soruyla konumuza devam ediyoruz. Dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışını gösteren izoterm haritası incelendiğinde izoterm eğrilerinin Kuzey yarımkürede daha fazla sapma göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre arasında bir karşılaştırma verilirse ve eğrilerinin Kuzey Yarımküre'de daha büyük sapmalar yaptığından, Güney Yarımküre'de ise bu sapmaların daha az olduğundan bahsediyorsa bu durum kara ve denizlerin dağılışıyla açıklanır. A seçeneğinde eğim ve baka özellikleri verilmiş bu durumla açıklanamaz. B seçeneğinde güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol yine örnek verilemez. Bitki örtüsü ve güneşlenme süresi süresini de neden olarak gösteremeyiz. Bu durumun temel sebebi kara ve denizin dağılışıdır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Burada matematik iklim kuşaklarına baktığımız zaman bu durum daha çok dünyanın şekli ve ekseni göre belirlenir. 0 ve 23-27'ler arasına biz tropikal kuşak, 23-27 ile 66-33 arasına orta kuşak, ve 66 ile 33 arasında da kutup kuşağı adını vermekteyiz. Şimdi sıcaklık kuşaklarına baktığımız zaman burada özellikle kuzey yarımkürede sıcak kuşağın 30 derece enlemine kadar çıktığını görüyoruz. Güney yarımkürede ise 27 derece enlemine kadar. Bunun yanında orta kuşak 68 enlemine kadar dağılış gösterirken güney yarımkürede ılıman kuşağın ise 48 enleminde kaldığını görüyoruz. Yani Güney Yarım Kürede genelde bu dağılışın daha dar bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde yine Karadenizlerin dağılışı, bunun yanında su akıntıları, genel hava dolaşımı gibi unsurların etkili olduğunu ifade edebiliriz. Bir örnek soruyla devam ediyorum. Kuzey Yarım Kürede sıcak kuşan üst sınırı 30 derece 30 dakikaya kadar çıkarken, Güney yarım kürede 27 dereceye kadar olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Genel hava dolaşımı etkiler. Biraz önceki ifadelerde de bahsetmiştik. Hemen dünya üzerindeki şuradaki şekilde enlemden, kara ve denizlerin dağılışından, genel hava dolaşımından ve su akıntısından bahsetmiştik. Dolayısıyla kuzey yarım küredeki karaların oranı da etkilidir. Okyanus akıntıları kara ve denizlerin dağılışı da etkiye sahip. Ancak eksen ektiğinin etkili olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Bir dikkat notuyla devam ediyorum. Matematiksel iklim kuşaklarının sınırları her iki yarım kürede de aynıdır. Sınırlarının belirlenmesinde eksen ekliği esas alınmıştır. Yani matematiksel iklim kuşakları eksen ektiğiyle ile bağlantılıdır. Sıcak iklim kuşaklarının sınırları ise her iki yarım küre de farklıdır. Sınırların farklı olmasının nedeni yarım kürelerde kara ve deniz dağılışının farklı olmasıdır. Sıcaklık kuşaklarının farklılık göstermesinde kara ve denizlerin dağılışı, matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlenmesinde ise eksen esas olarak alınmıştır. Bir diğeri rüzgarların etkisi. Sıcaklığı etkileyen önemli bir elemandır. Ekvatordan Gelen rüzgarlar genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar sıcaklığı arttırır. Bunun yanında kutuplardan gelen rüzgarlar ya da kutup yönlü rüzgarlar da sıcaklığı azaltır. Bu durumun temel nedeni dünyanın küresel şekli yani enlemin sonucudur. Daha önce de enlemin sonuçlarından bahsetmiştik yine. Örneğin Türkiye'de kuzey sektörlü rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Çünkü Türkiye bir kuzey yarım küre ülkesi. Türkiye'ye kuzeyden e, gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden gelenler de sıcaklığı arttırır. Bir diğeri okyanus akıntıları. Yine sıcaklığı etkileyen önemli bir unsurdur. Sıcaklığın dağılışında önemli bir faktördür. Ve biz okyanus akıntılarını sıcak su akıntıları ve soğuk su akıntıları diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunlardan bahsedelim. Sıcak okyanus akıntısı genelde bunlar ekvator yönlüdür. Ekvatordan kutuplara doğru hareket eden okyanus akıntıları geçtiği yerlerde sıcaklığı arttırır çünkü ekvator yönlüdür. Hem okyanus akıntısı hem de rüzgarlar ekvator yönlüyse sıcaklığı arttırır. Bunlar Gulf Stream, Brezilya, Kroşivo, Alaska, Doğu Avustralya ve Mozambik gibi akıntılardır. Bir de soğuk okyanus akıntılarına baktığımız zaman bunlar da genelde kutuplardan ekvatora doğru hareket eden okyanus akıntıları geçtiği yerlerde sıcaklığı azaltır. İsim olarak baktığımız zaman Labrador, Peru, Peru'nun diğer ismi ise Humboldt, bunun yanında Oyoshibo, Benguela, Batı Avustralya, Kanarya ve Kaliforniya gibi. Örneğin Batı Avrupa ve Kanada'nın doğu kıyıları Yaklaşık aynı enlemde olmasına rağmen Batı Avrupa kıyıları daha sıcaktır. Bir dikkat notuyla yine konumuza devam ediyoruz. Kuzey yarımkürede kıtaların batı kıyılarında sıcak okyanus akıntıları doğu kıyılarında ise soğuk okyanus akıntıları etkilidir. Kuzey batı Avrupa kıyılarında okyanus ikliminin oluşmasında Gulf Stream sıcak okyanus akıntıları etkilidir. Yani sıcak su akıntıları baktığımız zaman bir bölgede iklim oluşturabilir. Özellikle ılıman okyanusal iklimin oluşmasında etkiye sahip olduğunu ifade edebiliriz. Burada da soğuk su akıntıları ve sıcak su akıntıları ile ilgili bir e, eşleştirme, harita üzerinde bir yerleştirme olduğunu görüyoruz. E, ve baktığımız zaman bu akıntılara genelde kutup yönlü olanların soğuk olduğunu görüyoruz. Ve ekvator yönlü olanların ise sıcak olduğunu bir örnek soruyla devam ediyorum. Okyanus akıntıları farklı etkilere sahiptir. Örneğin Gulf Stream etkili olduğu yerlerde sıcaklığı lumanlaştırırken Peru akıntısı sıcaklığın düşmesine neden olur. Buna göre bu akıntılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği Ekvatora yaklaştıkça Peru akıntısının sıcaklığı artar. Peru akıntısı genelde kutup yönlü. Ancak ekvatora doğru gittiği zaman bir süre sonra Peru akıntısının sıcaklığında bir artış gözlenir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B seçeneği Peru akıntısı etkili olduğu yerlerde yağışların artmasına neden olur. Peru akıntısı soğuk su akıntısı ve dolayısıyla yağışın oluşmasını engeller. Bu nedenle bu ifade yanlış olur. C seçeneği Gulf Stream ve Peru akıntılarının sıcaklık üzerinde farklı etkileri sahip olmasında enlem etkilidir. Gulf Stream özellikle ekvator yönlüyken Peru akıntısı kutup yönlü ve dolayısıyla bu durum üzerinde enlem etkilidir. D seçeneği Gulf Stream. Batı Avrupa kıyılarında okyanusal iklimin görülmesine neden olur. Yine doğru bir ifade. Özellikle Batı Avrupa kıyıları bu akıntının etkisindedir ve okyanusal iklimin oluşmasını sağlamıştır. E seçeneği Peru akıntısı kutup yönlüdür. Yine doğru bir ifade. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet bitki örtüsüyle devam ediyorum. Bitkilerin büyük bir kısmında su bulunduğu için gür bitki örtüsüyle kaplı alanlar sıcaklık yönünden denizlere benzer özellik taşır. Bitki örtüsü gündüz güneş ışınlarının tamamının yeryüzüne ulaşmasını engeller. Gece ise yerden ışıyan sıcaklığın bir bölümünü tutarak fazla soğumasını engeller. Yani yıllık ve günlük sıcaklık farkı bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde azdır. Daha az olduğunu ifade edebiliriz. Sıcaklık dağılışını etkileyen diğer etmenlere baktığımız zaman toprağın nem miktarı, havanın bulutluluk oranı, taşların ya da kayaçların cinsi bir de kar örtüsüdür. İzotermik haritalarıyla konumuza devam ediyoruz. Bunlara eş sıcaklık haritaları adını da vermekteyiz. Yeryüzünde aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle Oluşturulan eğrilere izoterm ya da eş sıcaklık eğrileri adını veriyoruz. Ya da eş sıcaklık eğrileri. Gerçek sıcaklığı öncelikle tanımlayalım. Genelde termometrenin göstermiş olduğu sıcaklıktır. Genelde termometrenin göstermiş olduğu sıcaklıktır. İndirgenmiş sıcaklık ise yükseltinin nertis etkisi ortadan kaldırılarak deniz seviyesine göre ölçülen sıcaklıktır. Yani her yer deniz seviyesinde 0 metre olarak kabul edilir. Dolayısıyla yükseltinin herhangi bir etkisi bulunmaz. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında fark fazla ise yükselti fazladır. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde bu fark fazlayken Marmara bölgesinde bu fark en azdır. Özellikle bunu belirtebiliriz. Yani gerçek sıcaklık genelde yükseltinin dahil edilerek ölçüldüğü sıcaklık, indirgenmiş sıcaklık ise deniz seviyesinde kabul edilen sıcaklık. Dolayısıyla her ikisi arasında fark fazla olursa bu durum yükseltinin özellikle fazla olduğunu gösterir. Bir diğer notumuz, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklığının aynı olması bir merkezde o merkezin deniz kıyısında olduğunu gösterir. Bu da yine önemli bir notumuzdu. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. Düşük sıcaklık adacı. Şimdi baktığımız zaman en içteki merkezde sıcaklığın 5.8 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası bir düşük sıcaklık adacıdır. Yüksek sıcaklık adacına baktığımız zaman burasının 10 derece olduğunu görüyoruz ve diğer yerlere göre daha yüksek sıcaklığa sahip olduğu için bu bölgenin yüksek sıcaklık adacığı şeklinde tanımlayabiliriz. Termik ekvatordan bahsedecek olursak, meridyenlerin en sıcak yerlerinin birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir. Sıcaklık terselmesi yerden yükseldikçe sıcaklığın azalması gerekir. Fakat bazı durumlarda yükselti arttıkça sıcaklık azalmaz. Tam tersine artış gösterir. Biz bu duruma sıcaklık terselmesi diyoruz. Biz bu duruma sıcaklık terselmesi adını veriyoruz. Bu durum özellikle kış aylarında görülür. Şimdi baktığımız zaman özellikle havanın soğuk olduğunu görüyoruz. Daha sonra yukarıya doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalması gerekirken havanın burada sıcak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim her zaman ifade ettiğimiz yerden yükseldikçe sıcaklığın azalması durumuna uymuyor ve biz bu duruma sıcaklık terselmesi adını veriyoruz. Dünya yıllık ortalama sıcaklık haritasına baktığımız zaman sıcaklık genelde kutuplara doğru azalır. Bu durum üzerinde enlem etkilidir, güneş ışınlarının geliş açısı etkilidir. Kuzey yarımkürede sıcaklık ortalaması daha yüksekti. Bu durumun temel sebebi de karasallıkla ilgilidir. Kuzey yarımkürede izotem eğrileri daha düzensizdir. Bu durum üzerinde de yine karasallık etkilidir. Biraz önce de ifade etmiştik. Güney yarımkürede izotem eğrileri daha düzenlidir. Bu durum üzerinde ise denizellik etkilidir. İzotem eğrileri düzgün uzanmazlar. Bunun sebebi kara ve denizlerin dağılışı, Okyanus akıntıları yükselti nem, rüzgarlar ve bitki örtüsüdür. Dünya Temmuz ayı ortalama sıcaklık haritasına baktığımız zaman Temmuz ayında Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanır ve Güney Yarımküre'de de tam tersi durum yani kış mevsimi yaşanır. En yüksek sıcaklıklar Afrika'nın kuzeyi ile Kuzey Amerika ile Asya'nın iç kısımlarında görülür. Temmuz ayında Kuzey Yarımküre'de izotermeyleri karalar üzerinde kuzeye, denizler üzerinde güneye yönelir. Güney yarımkürede de bunun tam tersi olur. Temmuz ayında Güney yarımkürede kış mevsimi yaşandığı için en düşük sıcaklıklar burada görülür. Güney yarımkürede yine denizler karalara göre daha çok yer kapladığı için kış soğukları Kuzey yarımkürenin kış soğukları kadar düşük değildir. Özellikle Temmuz ayının sıcaklık ortalamasıyla ve haritasıyla ilgili bu durumları ifade edebiliriz. Dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık haritasına baktığımız zaman Kuzey Yarımkürede en soğuk ay Ocak'tır. Ocak ayında en düşük sıcaklıklar Asya kıtasında görülür özellikle Asya kıtasının kuzey doğusunda. Güney Yarımkürede Ocak ayı en sıcak aydır çünkü burada yaz mevsimi yaşanır. Yine Güney Yarımkürede en yüksek sıcaklıklar ise Afrika'nın güneyiyle Avustralya'da görülür. Ocak ayında Kuzey Yarımkürede en düşük sıcaklıklar Sibirya ve Gironland'ın iç kesimlerindedir. Kıtaların batı kıyılarının doğu kıyılarına göre daha sıcak olduğu görülür. Nedeni ise sıcak su akıntıları ve batı rüzgarlarıdır ve bunun yanında izoterm eğrileri Ocak ayında kuzey yarımkürede karlar üzerinde güneye, denizler üzerinde ise kuzeye doğru çıkıntı yapar. Güney yarımkürede ise bu durumun tam tersini e, gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi burada dünya indirgenmiş sıcaklık e, haritası verilmiş. Bunun yanında dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışı verilmiş. Ve dünya temmuz ayı ortalama sıcaklıkta dağılışı. Şimdi temmuz ayında özellikle kuzey yarımkürede yaz yaşandığını söyleyebiliriz. Burada sıcaklıkların zaten yüksek olduğunu görüyoruz. Yani sıfırın üzerinde olduğunu. Dolayısıyla yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Ve aynı zamanda kuzey yarımkürede özellikle Afrika'nın iç kesimlerinin daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz ve Kuzey Amerika ile Asya kısımlarının da iç kesimlerinin daha sıcak olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla biraz önce özetlediğimiz durumları harita üzerine indirgediğimiz zaman bu sonuçları rahatlıkla elde edebiliriz. Şimdi bir etkinlikte konumuzu sonlandırıyoruz ve böylece hem de tekrarımızı da yapmış oluyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına de Yanlış olanın yanına Y harfi yazınız. İklim ile hava durumu arası fark sıcak ve soğuk kuşakta az iken ılıman kuşakta fazladır. Baktığımız zaman bu ifade doğru. İklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Bu ifade yanlış. Bu bilim dalı klimatolojiydi. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlar vardır. Doğru bir ifade. Işığın kırılması gökyüzünün mavi görünmesini sağlar. Yine doğru. Beşincisi gök taşlarının atmosferde parçalanması ve yanması olayı troposfer katmanında gerçekleşir. Bu olay daha çok mezosferde gerçekleşir. Yanlış bir ifade. Çizgisel hızın fazla olduğu yerlerde atmosferin kalınlığı daha fazladır. Yine doğru bir ifade. Dünyanın şekline bağlı olarak sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalmaz, azalması gölge boyunu arttırmıştır. Bu ifade yanlış bir ifade olur. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 1 derece azalır. Şimdi yörden yükseldikçe her 100 metre 0.5 santigrat derece azalır. Bu nedenle yanlış bir bilgi. Kuzey yarımkürede karların oranı daha fazla olduğu için yıllık ve günlük sıcaklık farkı daha fazladır. Yine doğru bir ifade çünkü nem sıcaklığı dengelerken karalar bu durumu farklılaştırır. Avrupa'nın batı kıyılarında Gulf Stream sıcak su akıntısı bulunur. Yine doğru bir ifade. Bir diğer etkinliğimiz aşağıdaki boşlukları yükselti, bakı, okyanus akıntıları, ısı birikimi, enlem yükselti kavramlarını kullanarak doldurunuz. Tropikal kuşaktaki ülkelerin kutuplara yakın en ülkelerden daha sıcak olması güneş ışınlarının daha büyük açıyla gelmesiyle ilgili yani enlemle ilgilidir. İkincisi İzmir'den Ankara ve Erzurum'a doğru gidildikçe ışınma yoluyla ısı kaybının artması Özellikle İzmir'den Ankara ve Erzurum'a gidildikçe yükselti artar. Dolayısıyla bu durumda yükseltiyle açıklanır. Üçüncüsü, ekvatorda dağların yüksek kesiminde kalıcı karlara rastlanılması yine yükselti etkisiyle açıklanır. Torus dağlarının güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre daha sıcak olması üzerinde ise bakı etkilidir. Bunun yanında Batı Avrupa kıyılarının Kanada'nın doğu kıyılarından daha yüksek sıcaklığa sahip olması da okyanus akıntılarıyla ilgilidir. Son olarak günün en sıcak anının öğleden sonra olması bu durumda ısı birikimi ile ilgilidir. Evet bugün konumuzun sonuna gelirken arkadaşlar bir diğer konumuzda basınç ve rüzgarlarla devam edeceğiz ve basınç ve rüzgarlar konusunda 3 başlık halinde ele alacağız. Dolayısıyla bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.